Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi tekrar hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, keremi, bereketi hepinizin üzerine olsun. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Aslında kader konusunu üçüncü dersimiz ve sohbetimizle bitirmiştim. Hatta son söylenecekleri de söylemiştim. Sonra konu üzerinde zihnim kendisini otomatik pilotla sürekli meşgul ettiği için bugün sizinle paylaşmam gereken konuları bir dördüncü ders olarak el almam gerektiği kanaatine beni ikna etti düşüncelerim. Onun için hoşgörünüze binaen bir ders ve sohbet daha yapmak istiyorum kader konusunda. Ve ana başlığımız insanın özgürlüğü. Özgürlük üzerine bir sohbet ve bir ders denemeye çalışacağım. Umarım sizin için faydalı olur. Şimdi konunun önemi birazdan başlıkları ele aldığımızda ve tek tek üzerinde durduğumuzda kendisini zaten gösterecektir. Bu konuyla ilgili daha önce de sözünü ettiğim gibi zihnim sürekli meşgul olduğu için yıllar önce, belki 20 yıla yakın olmuş olabilir, yazmış olduğum tarihin öznesi sorunu makalemde de bu hususu ele almaya çalıştım ve bu problemi çözmek açısından bizim duruşumuzla, Tanrı'nın duruşuyla ilgili kul-Allah ilişkisi üzerinden konuyu değerlendirmeye çalışıp ele aldım. Bunu yaparken de şimdi sizinle paylaşacağım merhum Mehmet Akif Ersoy Üstad'ın Safahat adlı ünlü eserinde çok önemli bir şiirini makalemde de 3. kitap Hakk'ın Sesleri bölümünde Âl-i İmrân suresinin 26. ayetini konu edinen. Ayette de "Kulillâhumme mâlikel mülk" bu ayetle başlıyor merhum şiirine. "De ki mülk Allah'ındır. Tü'til mülke men teşâ." Genel ve yaygın çeviriye göre mülkü dilediğine verirsin. "Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ." Dilediğinden de alırsın. "Ve tu'izzu men teşâ." Dilediğini aziz kılar. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَى dilediğini de zelil kılarsın. بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Hayır senin yetkinde, senin elindedir ve sen her şeye kadirsin. Az sonra şiiri okuduktan ve sizinle paylaştıktan sonra çok özür dilerim. Bu ayet-i kerimeyi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin çok detaya girmeden bazı hususlar üzerinde duracağım. Merhumun makamı cennet olsun. Şiirini bütünüyle okuyamayacağım. Buna vaktimiz elverişli değil ama bazı paragrafları doğrudan bugünkü konumuzla ilgili olduğu için okumak istiyorum. Bu arada unutmadan sohbetin başında lütfen ilk 3 bölümü izledikten sonra bu bölümü izleyin efendim. Bu bölüm müstakil olarak da izleseniz dinlenebilir, yararlanılabilir bir ders ve sohbet olacak. Ama ilk 3 videoyu izledikten sonra bu 4. dersimizi izlerseniz sanıyorum çok daha yararlı ve faydalı olacaktır. Evet, aynen şöyle sesleniyor. Diyor ki, İlahi, malikül mülküm diyorsun. Doğru, amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için? Asla. İnsan için hakiki bir tasarruf olmadığını, yani burada açıkça insan özgürlüğünün iptal edildiğini görüyoruz zaten. Eğer almışsa bir millet
edip bir mülkü istila, yani bir millet, işte bu tabii Birinci Dünya Savaşı'nın o muhteşem Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması, bölünmesi, işgallere uğramasının verdiği bir psikoloji üzerinden tabii ki bunu okumak lazım. Bunu da merhum Akif'i yargılamak haşa, sümme haşa anlamında söylemiyorum. Bir şair ruhuyla ve önemli bir İslam alimi, bir mütefekkir konumuyla konuyu bir ayet-i kerime üzerinden nasıl değerlendirdiğini, Allah-kul ilişkisinde Allah'ı ve kulu nasıl konumlandırdığını büyük bir mütefekkirin sözleri ve şiiri üzerinden değerlendirmemiz önemlidir. Tabi Safahat'ı sadece bir şiir kitabı olarak görmemek lazım. Bu Safahat bir anlamda merhumun dini anlamdaki düşünce ve tefekkürünün şiir olarak kendisini göstermesinden ibaret. Yani hiçbir zaman şiir bir felsefi tartışmanın konusu edilemez ama şiir mahiyeti itibariyle konu edilmesi gerekiyorsa konuda edilmelidir. Evet, tekrar okuyorum. Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için? Asla. Evet. Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istila, ki bizim mülkümüz, vatanımızı söylüyor. Milletler gelip mülkümüzü elimizden almışsa, istila etmişse, eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bir perva, burada da bizi suçluyor haklı olarak. Biz onlara bu fırsatı verdik. Biz peşkeş çektik ülkeyi onların paylaşmasına diyor. Alan sensin, veren sensin. Senin mülkündedir dünya. Bu cümle benim tarihin öznesi makalemde de altını çizdiğim üzere. Bu arada bu makaleyi bizim sitelerimizden de ulaşabilirsiniz. YÖK ve üniversite sitelerinden. Aynı zamanda hadis ilminde metin tenkidi örnekleri diye bir eserim, naçizane kitabım var, makalelerimden oluşan. Orada da bulabilirsiniz. Alan sensin, veren sensin, senin mülkündedir dünya. Bu çok açık ve net bir biçimde cebirdir ve insan özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Gayet net, açık ifadeler bunlar. Evet. Diyor ki, İlahi, en asil akvamı, en asil milletleri alçaltırsın istersen. Hani tüzillü menteşe vardı ya. Alçaltırsın istersen. Dilersen en zelil, en aşağı, affedersiniz, değersiz eşhasa, şahıslara izzetler verirsin sen. Bu haybetler, bu hüsranlar bütün senden. Yani bu görkemler de, bu perişanlıklar da bütün senden. Bütün senden, tekrar ediyor, vurguluyor. Hepsi senden. Nasıl ta arşa yükselmez ki meyusane bin şiven? Yani umutsuzluk ifadeleri nasıl arşa yükselmez? Ne yerler dinliyor ya Rab, ne gökler ruhum inlerken. Yani ruhumdan yükselen feryatlarıma ne yer kulak veriyor, ne gök kulak veriyor. Yani öyle yalnız, öyle kimsesiz, öylesine kendi başıma kalmışım ki sesimi duyanım yok, feryadıma kulak verenim yok diyor. Evet. Tabii uzun uzun devam ediyor ve sonra bir paragrafı daha okumak istiyorum sonuna doğru. Buyuruyor ki, tecelli etmedin bir kere Allah'ım cemalinle. Bu tabii geçmişe yönelik değil, mevcutla ilgilidir. Yoksa Allahu Teala'nın Müslümanlara tarih boyu cemaliyle tecelli ettiği çok çok fazla dönemlerimiz var aslında. Burada da tecelliye biraz değineceğiz konuşmamız için üzerinde. Şu 350 milyon Osmanlı nüfusu bu o gün.
şu 350 milyon ruhu öldürdün celalinle. Cemal ve celal tecellisi, tasavvufi itibariyle de bunları biraz konuşacağız bugünkü dersimizde. Oturmuş eğlenirken senin haşa zevalinle, yani dünyada egemen sömürge ülkeleri, aydınlanma dönemi modernite sürecinde Tanrı öldü diye atıftır bu. Aydınlanmacı ateist zihniyetin Tanrı öldü çığlıklarına bir atıftır. Oturmuş eğlenirlerken senin haşa zevalinle, zeval yok olmak, kaybolmaktır. Nedir ilhadı bu münkirleri, seni inkar edenleri, imhalin, imhal etmen, o samit infialinle, sessizliğinle, eylemsizliğinle, tepkisizliğinle demek samit infial. Muradın nedir? Bu seni inkar edenlere karşı onların hak ettiği cevapları vermemekle muradın nedir? Nedir İslam'ı tenkilin? Kafiri, seni inkar eden, seni öldüren söylemleri yeryüzünde yayan bu sömürgeci milletleri ihmal ederken Müslüman toplulukları tenkilin, cezalandırman bu mustacel nekalinle, bu daha ahireti beklemeden bu dünyada alelacele onları cezalandırmak hususundaki bu tavrın ne, diyor şair. Ve son paragrafında kendisine dönerek bakın ne diyor. Sus ey divane, durmaz kainatın seyri mutadı. Ne sandın, fıtratın ahkamı hiç dinler mi feryadı? Bu cümleki mısra benim ilk kader konusuyla ilgili konuşmamda ele aldığım sünnetullah'a bir atıftır. Sünnetullah'ın sabitliğini, değişmezliğini, kader boyutunu ele alırken tam da bunlara işaret etmiştim naçizane. Üstad da bunları dile getiriyor. Ne yani? Allah sünnetullahını sizin için değiştirecek. Tarihte kimin için değiştirdi ki? Sus, böyle feryat edip durma, kendi kendine söylüyor. Bugün sen kendi kendinden ümit et ancak imdadı. Bugün sana yardım edecek, senin imdadına koşacak olan yine sensin, Tanrı değil. Şimdi burada özgürlüğü bütün bütün yok sayan şairin ruh haletinin dinginleştiğini, o duygusallığın verdiği feryattan rasyonel bir zemine demir attığını, yelkenleri indirdiğini ve bizi kurtaracak olan yine bizim tavrımız, eylemimiz, biz olduğumuzu vurgulayarak da özgürlüğü nihai manada, en geniş anlamda insanın eline vermektedir. Çok önemli bir husus bu, merhum Akif açısından. Cihan kanuni sa'in, bakın kanuni say sünnetullah'tır. Yani leyse kemislihi, aşağıda söyleyecek zaten. Şeyun leyse, pardon, leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için sayinin, gayretinin, teşebbüsünün, çalışmasının dışında insanın hiçbir şey bekleme hakkı yoktur, diyor Allah. Gayet net, bakın ayette. Ve onu söylüyor. Cihan, yani alem, dünya, kanuni sa'in, eylemin, aktivitenin, insan eyleminin ve aktivitesinin kanunu. Bak nasıl bir hisle münkadı, nasıl ona bağlı, nasıl ona inkiyat etmiş, ona bağlanmış. Onu asla ihlal etmiyor, sa'in önemini. Ne yaptın, diyor, kendine soruyor. Ne yaptın? Allah sana leyse lil insani illa ma sa'a vardı.
Allah sana böyle bir mesaj indirmişti. Ey insan, işleri bana havale etme. İşleri bana havale etme. Ben seni sen eyle diye yarattım. Bakın dikkat buyurunuz. Konumuz bu zaten. Ben seni sen eyle diye, eyleminden sorumlu ol. Eyleminin ve sorumluluğunun bilincinde ol diye seni yarattım ve sana hiçbir varlığa vermediğim bir imkan verdim. O emanet ayetini Ahzab suresindeki hatırlarsak, dağların, yerin ve göğün üstlenemediği emanet özgürlüktür. Tanrı'nın başka hiç kimseye lütfetmediği bir özgürlüğü sana verdim. Ve bu özgürlük seni eylem, seni aktivite sahibi yaptı. Senin dışında başka hiçbir varlık sorumluluk anlamında bir eylem ve aktivite sahibi değildir. Ve ben bunu da sana mesaj olarak bildirdim. Leyse lil insani illa ma sa'a dedim. Hiç başka kapıyı çalma, hiç dertlenme, hiç bağırma, çağırma. Sen ve amelin baş başasınız dedim size, diyor Tanrı. Peki, ayeti kerimeye de birkaç cümleyle değineyim. Bu konuya benim girişimdi. Bunu birazdan tahtamızı açacağız ve yine şemalandırarak konuyu özgürlük bağlamında önemli ölçüde müsaadenizle ele almaya çalışacağım. Şöyle bir baktığımızda Âl-i İmrân suresinin 26. ayetiydi galiba. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak müşriklerin mülkü putlara taksim etmesi, işte ticareti bir puta, ziraatı başka bir puta, savaşı başka bir puta, barışı başka bir puta, evliliği başka bir puta, yaşamı, hayatı farklı putlara bağlayarak putlar üzerinden yaşamı algılayan bir topluma seslenirken, bu şirk düşüncesini tevhide dönüştürme amacıyla ayeti kerime çok net ve açık bir tevhid dersi vererek Allah'ın Resulüne şöyle söyle insanlara diyor. Boş yere benim mülkümü benim dışımda başkalarına paylaştırmasınlar. O mülkte benden başka mutasarrıf yoktur. Malikül mülk benim. Mülkün sahibi benim. Mülk, bizim hep o konuşmalarımızda kırmızı çizginin altında kalan tüm evren, varlık Allah'ın mülküdür. Mülk benimdir diyor Cenab-ı Hak. Şimdi dikkat buyurunuz. Eğer bu mülkten biri nasip alacaksa bunu ben veririm. Biri mahrum kalacaksa bunu da yine ben mahrum bırakırım. Bu mülkte biri İzzetli olacak, değerli olacak, onurlu olacaksa bunu ben belirlerim. Değersiz, zillet içinde, kıymetsiz olacak, tırnak içinde af buyurun, aşağılık olacaksa onu da yine ben tayin ederim diyor. Şimdi bunu nasıl anlamalıyız? Ne demek bu? İşte sünnetullah konusunda konuştuk. Hayat bir imtihandır. Bizim irademizin dışında sahip olduklarımızı düşünün. Nasıl bir ailede dünyaya geldik, nasıl bir koşulda dünyaya geldik, neye sahip olarak geldik, neye sahip olmadan geldik, saraylarda doğan, bakın mülkle doğuyor. Caminin kapısına bırakılan, sokağa bırakılan, parkta bir kanepenin üzerine bırakılan bebeği düşünün. O da mülksüz dünyaya geliyor. Biri dünyevi anlamda asil, izzetli dünyaya gelirken öbürü bir hiç, bir değersiz. Yetimhanelerde büyüyecek bir çocuk olarak dünyaya geliyor. Hayatın tüm basamaklarında da bu böyledir. Ama bu sünnetullah olarak insanın özgürce eylemlerini
gerçekleştireceği bir sınav alanıdır. Soruları biz sormuyoruz. Hayat bir sınavsa soruyu biz sormuyoruz. O soruyor. Soruları o belirliyor. İşte burada mülk vermek, mülk almak, aziz kılmak, zelil kılmak bizim dünya yaşamındaki sınavımızın dört temel sorunudur. Mülke sahip olmak, mülke sahip olmamak. Aziz, asil olmak, zelil, değersiz olmak. Efendi ol, köle ol. Efendi efendilikle, köle kölelikle. Zengin zenginlikle, fakir fakirlikle sınanır. Her şey hayatta bir sınavdır. Güzel güzelliğiyle, çirkin çirkinliğiyle sınanır. Onun için derslerde de ben sürekli söylerim. Yusuf olmaya imrenmeyin. Bedeli ağırdır. Taşıyabilecek misiniz? Yusuf gibi cemal sahibi olmak ne kadar büyük bir sorumluluk, bir özgürlük gerektirir. Hadi gel dendiğinde haşa diyebilecek misin? İşte bu bizim çok önemli bir biçimde sünnetullah olarak sınav alanımızdır. Ve hep 3 ders boyunca bunu vurgulamaya çalıştım. İrademizin dışında bizim için takdir edilen, bizim için gerek sınav anlamında gerekse sınav sahnesi anlamında. Hem sorular hem de sınav soruları hem de bu sınavın yapıldığı mekan anlamında. Bunlar bizim irademizle belirlediğimiz durumlar olmadığı için insan özgürlüğüyle alakalı ele alınamaz ve konuşulamaz. Bunlar onun belirlemesidir. Tabii bu dindarca bir yaklaşım. Daha sonra konunun felsefi boyutuna geçtiğimde bunların üzerinde duracağız. Peki, şimdi bu durumda demek ki bu 4 madde, mülk sahibi olmak, mülkün elinden alınması, izzetli olmak, izzetsiz olmak, bu 4 durum sünnetullah'tır. Cebir değil. Ve cebir çıkarılamaz bundan. Kaldı ki Allah-u Teala burada da ayetin sonu burada çok önemli. Çok çok önemli. Lütfen dikkat edelim. Biyedikel hayır. Şer değil. Ve Allah sünnetullahında ve Kur'an'da da öyle diyor. Ve ketebe ala nefsihir rahme. Allah varlığı, sevgisi, merhameti, şefkati üzerine var etmiştir. Ve varlıkta ben hep söylerim naçizane öğrencilerime de. Sevgidir asıl olan. Şefkattir, merhamettir. Ve bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Kalbimizi sevgiye açmışsak ve gönlümüzü sevgiyle doldurmuşsak bunu iliklerimize kadar hissediyoruz zaten. Onun için dikkat buyurunuz. Sizin için mülkü seçsem de, sizin için mülk sahibi olmamayı seçsem de, sizi aziz bir konumda, sizi zelil bir konumda dünyada sınav etsem de, bunların hepsinden muradım sizin için hayırdır. Eğer siz bunu, dikkat buyurunuz, bu birinci anlamda, muradı ilahi anlamında, sünnetullah anlamında, bu sizin için bir hayırdır, bir yedikel hayır diyor. De ki, hayır senin elindedir Allah'ım. Yani senin elinden ancak hayır gelir. Sen şerrin kaynağı değil, sen hayrın kaynağısın. Senden hayır gelir. İyiden kötülük sudur etmez. Sen mutlak iyi, mutlak hayırsın demektir bunun anlamı. Peki, bize bakan yönüyle anlayalım bir daha ayet-i kerimeyi. Biyedikel hayır. De ki onlara hayır senin elindedir. O zaman şöyle bakmamız gerekir. Sınav sorularımıza ve sınav koşullarımıza isyan yerine bunları kendi hayrımıza dönüştürme aktivitesini sağlamamız gerekiyor. O her şeye kadirdir diyor. Değil mi? Ve hu ala kulli şeyin kadir. Ne kadar çok geçer Kur'an-ı Kerim'de. Onun için bu hususları ele aldığımda, derslerde özellikle bu konuları ele aldığımızda, öğrencilerime şunu söylemeyi hiç ihmal etmem. Her şeye kadir olup mutlak iyi olabilmek ancak Tanrı'ya özgüdür. Çünkü güç zulümden, zalimlikten, insani anlamda söylüyorum, dünyevi anlamda, asla temiz olamaz. Güç bozucu bir şeydir. Bu nedenle
güçlü olmak ama adil olabilmek ancak insanı kamilin yani Tanrı'nın tam anlamıyla tecelli ettiği insanın harcıdır. Başkasının değil. Her şeye gücü yettiği halde adil olmak, her şeye gücü yettiği halde zulmetmemek, her şeye gücü yettiği halde her şeyin en iyi ve hayırlı olanını var etmek Tanrı'ya özgüdür. İşte bu bakımdan bu ayet-i kerimeyi kötü anlamda yorumlayamayız. Ayet olumludur. Ve bu bir cebir ve bizim iradesizliğimizi, özgür olmadığımızı ifade etmez hiçbir biçimde. Şairimiz de sonunda onu zaten rasyonel bir zemine çekerek gayet net bir biçimde bize sundu. Duygularımızla, hislerimizle düşündüğümüzde isyankar olabileceğimizi, hakikati göz ardı edebileceğimizi en açık, net cümlelerle ortaya koydu. Böyle bakabiliriz, böyle isyan edebiliriz. Nitekim az sonra konuşacağız. Friedrich Nietzsche'de de, Albert Camus'da da bu isyan ahlakına baktığımızda bu isyankarlığı sonuna kadar götürebilirsiniz. Ama rasyonel olarak dinginleştiğimizde, yelkenlerimizi indirdiğimizde, vicdanımızın ve özgürlüğümüzün sesini dinlediğimizde bunların doğru olmadığının altını çizmemiz gerekir. Şimdi buradan hareketle bugünkü konuşmalarımıza başlayalım. Bu bir mukaddimeydi. Hem Mehmet Akif merhumu çok severim. Çocukluğumdan beri en çok hayran olduğum ve safahatı elimden düşürmediğim çok değerli bir büyüğümdür. Ruhu şad, makamı cennet olsun inşallah. Şimdi de konunun felsefi boyutuna, asıl meselemize inşallah geçelim ve her zaman olduğu gibi de tahtamızı paylaşalım. Evet. Ne oldu? Ha? Neden böyle yaptı acaba? Allah Allah. Başlığımızı vurgulayayım derken sildim. Vardır bir hikmeti diyelim. Birazdan bir mevzu konuşacağım felsefi olarak. Ona vesile olacak galiba. Olanla olması gereken meselesine vesaire gireceğim de biraz. Müsaadenizle. Oradan hareket edelim. Tekrar yazayım. Kader konusu 4. Özgürlük üzerine konuşacağız. Özgürlük üzerine yapacağımız bu konuşmanın çok temel ilkeleri var. Notlar aldım. Onları sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağım. Bunun birincisi, özgürlük konusunun felsefi olarak İnsan için olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Daha önceki derslerimde galiba 1'de ve 2'de bu hususların üzerinde durdum. Özellikle Taha Abdurrahman eleştirisi 2'de emanet ayetinin yorumunda da bu hususla ilgili önemli şeylerin altını çizmeye çalıştım. Onları da lütfen dinleyelim. İnsan içindir. Tanrı'nın özgürlüğünü konuşmuyoruz. Felsefi olarak onu konuşanları da birazdan ele alacağım. Ama Tanrı'nın özgürlüğünü değil, insanın özgürlüğünü konuşuyoruz. Ve daha önce de söylediğim gibi Tanrı'nın özgürlüğünü konuşmayız. Çünkü etimolojik ve epistemolojik olarak özgürlük sözcüğü tamamen beşeri ve insani dile aittir. Tüm çağrışımları, tüm gönderimleri ister mefhumi ister müstaki olsun her açıdan hangi açıdan ele alırsak alalım. Bu bizim dünyamızda insanla ilgilidir, Tanrı'yla değil. Peki bu konuda insanın özgürlüğü bağlamında konuyu ele aldığımızda bu konuda felsefi tavırları
çok kaba hatlarıyla ele almamız ve bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Madem ki insanın özgürlüğünü konuşuyoruz ve kader insanın ne kadar özgür olup olmadığıyla ilgili doğrudan ilgili bir konudur. O halde 3 derste ele aldığım konulara bir tetimme olarak, tamamlayıcı bir ders olarak bu özgürlük konusundaki farklı tavırları ele almak ve onlar üzerinde konuşmamız da gerekmektedir. Şimdi madde madde üzerinde durarak gidelim. Bir, özgürlük sorunu diye bir sorun teist olmayı gerektirir. Yani Tanrı'ya inanmayı gerektirir. Yani deistler de bunun içine dahildir. Tanrı'ya inanmayı gerektirir. Bu itibarla felsefi gelenekte insanın özgürlüğü meselesini bir problem olarak tartışanların tamamı deist ya da teisttir neyse. Bir Tanrı'ya inanmaktadır. Çünkü bu problemin ikili karakteri yani dualist karakteri sorunsal olarak Tanrı ve insan ikiliği üzerine oturmaktadır. Ortaçağ Hristiyan kelamına bakalım, Müslüman kelam geleneğine bakalım. Antik Yunan felsefesinin başlangıcından günümüze kadar evrilen tüm süreçlerine bakalım. Konuyu ele alışa bakalım. Burada bir dualist, ikili bir durumdan, özgürlüğün çatışmasından ve Tanrı'nın ne kadar özgür, insanın ne kadar özgür, Tanrı'nın özgürlüğü nerede, insanın özgürlüğü neredeye bağlı olarak ele alınması gereken bir problemdir. Dolayısıyla teist olmayı gerektirir. Peki, konuyu ikinci bir bağlamda ateist açısından ele alalım. Ateist için özgürlük sorunu olmamalıdır. Bu önemli olduğu için müsaadenizle bunun üzerinde biraz duracağım. Şimdi özgürlük sorunu dinler geleneğinde, bu din mevzuna da gireceğim birazdan, dinler ve inançlar geleneğinde, yani bir tanrıya inanmanın, bu ister bir tanrı olsun, ister çok tanrı olsun fark etmez, insan ile tanrı ve tanrılar arasındaki bir alan paylaşımıyla ilgilidir. Ve insana bir özgürlük alanı açmayla ilgilidir. Ateistin konumu gereği, ateist için konum gereği Tanrı olmadığı için Tanrı olmadığından insanın özgürlüğünü kısıtlayacak bir karşıt bulunmadığından ateist insan özgür değildir diyemez. Böyle bir şey hakkı yok. Tanrı yoksa o zaman insan. Ama burada şöyle bir şey olabilir. Dikkat buyurunuz. Felsefi olarak bu son derece önemli bir şeydir. Eğer ateist kendisini, ki benim bildiğim kadarıyla kendilerini ateist olarak ilan eden ve ateizmi bir felsefe olarak savunan hemen hemen tanıyabildiğim geçmişten bugün yaşayan canlı olanlarına kadar tamamı dinlerin tanrısını reddediyor. Dinlerin önerdiği, dinlerin öğrettiği ve dinlerin iman etmeye çağırdığı tanrıyı reddediyor bunlar. Richard Dawkins'in eserlerini okuyun. Bunda her satırında bunu görebilirsiniz. Ya da benzer ateistleri okuyalım. Tamamında bunları görebiliriz.
Şimdi bunlar mantık ve felsefi anlamda Tanrı yoktur derken teorik felsefenin varlığı açıklamak üzere ele aldığı bir Tanrı'nın olmadığını söylemiyor. Dinlerin davet ettiği Tanrı'yı reddediyor. Bu itibarla ateistlik dinlerin tanrılarını reddeder ama bunun yerine örneğin doğayı koyar. Değil mi? Tabiatı koyar. Doğanın yasasını, tabiatın yasasını ve doğa ve tabiatın yasası içinde insanın özgürlüğünü tartışmaya başlarsa, işte Schopenhauer'u okuyalım ya da başkalarını okuyalım. Bunu gayet net bir biçimde görürüz. Burada da yine insanın karşısına insanı konumlandırırken doğayı ve tabiatı koydunuz. Şimdi nominalist olarak bir kimsenin dinlerin inanmaya davet etmiş olduğu Tanrı'yı reddetmesi bir hatalı adlandırmadır ateistlik anlamında. Çünkü ateizm bir inançsızlık değildir. İnançtır. Onun için de çok önemli bir felsefi tespit. İnanç ikiye ayrılır. A, Tanrı'ya inanmak. B, Tanrı'ya inanmamak. Bakın. Her iki önermenin de yüklemi aynı. İnanmak, inanmamak. Biri olumlu, biri olumsuz. İnanmamak da bir inançtır. Tabii, inanmamak da bir inançtır. Ben Tanrı'nın olmadığına inanıyorum diyor. Paul Tillich'i okuyalım. Din felsefesinde. Bunları gayet net olarak görürüz. Çağdaş din felsefecilerine baktığımız zaman bunlar çok açık bir biçimde görülür. Görüyorsunuz ki bu da bir inançtır. Ve önerme aynen şöyledir. Ben Tanrı'nın var olduğuna inanıyorum. Nasıl bir inançsa ben Tanrı'nın var olmadığına inanıyorum da aynı ölçüde bir inançtır. Çünkü her iki önermenin yüklemi de inanıyorumdur. Ve ateist bunun karşısına Tanrı'nın yerine doğayı vesaireyi koyduğunda yine özgürlük sorunu ateist için de söz konusu olur. Ama varoluşçu bir yaklaşımla Paul Sartre'da gördüğümüz üzere insanı insan varoluşunun merkezine koyan bir yaklaşımla bakarsanız orada daha farklı bir boyutla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Peki şimdi buradan hareketle söyleyecek olursak özgürlük sorunundan ateist de kaçamıyor. Onun için de bir problemdir. Onun için de bir sorundur. Ve Nietzsche'yi ve Albert Camus'u dinlediğimizde de bunu görüyoruz. Albert Camus'un tüm romanlarını ve felsefi yazılarını okuyalım. O isyankarlık ruhuna bakalım. Ve ne kadar önemli özgürlük vurgusu vardır. Ve insanın düşündüğü için var değil, isyan edebildiği için var olduğunu söylemek son derece önemli bir şeydir. Ve kendisi de bir ateist olan Albert Camus'un isyan ediyorum diyebilmesi, kendine bir özgürlük alanı açması ve bir özgürlük platformunda kendisini tanımlaması açısından son derece önemli bir şeydir bu. Buradan insanın özgürlüğü konusunda ateist geleneğin ya da ateizmin felsefi bir ekol olarak aslında hemen hemen büyük ölçüde
bu tavrın dinlere karşı bir tavır olduğunun altını çizmek istiyorum. Dinlere karşı bir tavırdır bu. Dinlerin tanrısını reddir. Eyvallah. O zaman sizin insanı nasıl konumlandırdığınızı görelim. İnsanı nereye koyduğunuzu, insana neyi bina ettiğinizi, insanı nasıl konumlandırdığınızı görelim ve onun üzerinden konuşalım. Ve dolayısıyla burada teistik gelenek Tanrı-insan ikilemi üzerinden özgürlük sorununu ele almış ve hala alıyor. Ateist geleneğin durumuna değinmeye çalıştım. Şimdi bir üçüncü hususa müsaadenize değinmek istiyorum. Bu da bu üçüncü maddemiz. Üçüncü maddemiz. Tarihsici, kaderci de diyebileceğimiz tarihsi, tarihsellik değil, tarihsici felsefe. Tarihsici felsefe dediğimizde, historisizm dediğimizde, tarihsici felsefenin içine daha gerilere giderek, daha gerilerden konuya başlayarak, konumlandırması açısından da mevzuya bakacak olursak, Platon'dan başlatabiliriz. Platon'dan, Pisagorizm'den, özellikle orta ve geç dönem Stoa mektebinden, İşraki gelenek, Neoplatonizm ve tabii ki, pek tabii ki bizim Sufi geleneğimizi de etkileyen Hermetizm ve Hermetizmin içinde bütün yönleriyle Gnostik gelenek ve tabii bu üçüncü madde için Cabiri 11 dersimi mutlaka dinlemelisiniz. Gnostik gelenek ve hiç kuşkusuz tasavvuf geleneğimiz. Evet, Sufi gelenek. İbn Arabi'yi rahmetle analım. Ve tabii ki bu arada İbn Arabi'yi rahmetle anarken Hegel'i unutmayalım. Evet, Friedrich Hegel'in Tanrı'nın kendisini açmasından ibaret olan insanlık tarihi. Hegelci bir bakışla baktığımızda Tanrı'nın kendisini ifşasının bir temsili olan insan ve insan tarihi. Tanrı'nın o mutlak iyi olan tecellisinin ve zuhurunun süreçlerini yaşamaktayız. Varlık en iptidai biçiminden en mükemmele doğru izlediği bir tarihi seyirde tanrısal mutlak iyiliği gerçekleştirmek üzere bir yolculuk yapmaktadır. Ve her insan tinsel olarak geist dediği o evrenin ve varlığın ruhu kendisini ifşa etmektedir. Ve dolayısıyla burada tamamen özgürlük tanrısal bir şeydir ve Tanrı'nın kendisini ifşasıdır. Burada bir bakıma insanı kaderci bir yaklaşımla, onun adeta özgürlüğünü bütün bütün yok sayan bir perspektifin hakim olduğu söylenebilir. Ama bu çok aceleci ve konunun derinliğine nüfuz etmeyen bir bakış açısı olur. Çünkü hem Hegelci yaklaşımda hem de birazdan ele alacağım İbn Arabici Sufi geleneğimizdeki, özellikle teorik tasavvuftaki konuya yaklaşımda da görebildiğimiz gibi bu insanı değersizleştiren değil, aksine değerli kılan, hangi biçimiyle olursa olsun insan aktivitesinin
tanrısal tezahürün bir temsili, bir inkişafı, onun bir aynası olması itibariyle çok değerli kılan bir şeydir. Çok değerlidir. Bu itibarla tarihsizci gelenek Tanrı'nın kendisini insan tarihinde ifşa etmesi, özgürlüğünü, kudretini, her şeyini insan üzerinden göstermesi, Ortaçağ Hristiyan kelamına baktığınız zaman Mesih'in Tanrı'nın insan suretine girmesinin temsili felsefesinin temel arkasında da büyük ölçüde bunlar olduğunu göreceğiz zaten. Bu itibarla bu değerli bir şeydir. Önemli bir şeydir. Ve burada bir taraftan Hegelci bir bakış açısıyla konuyu Tanrı'nın kendisini inkişafı olarak algıladığımızda bu zaten başlı başına bir değerdir. İstersek Hegelci bir bakış açısıyla konuyu ele alalım. İstersek Martin Heidegger'in varlık ve zamanında vurguladığı ve öne çıkardığı perspektifle bakacak olursak, onun çok çok önemli olarak vurguladığı Heidegger'in felsefi mesajında değerli değersiz ayrımında, önemli önemsiz olan ayrımında son derece önemli bir felsefi perspektifin ortaya çıktığını ve bunun arka planında tabii ki Hegel ve bizim Sufi geleneğimiz, Hermetik geleneğin özellikle Stoa mektebinin önemli ölçüde etkin olduğunu düşünüyorum Heidegger'in düşüncesinde. Bu itibarla orada da şunu gözlemlediğimizi burada sizinle paylaşmak istiyorum. Heidegger her zaman temel felsefi duruşu itibariyle, dikkat buyurunuz, önemli olanı önemsiz üzerinden temellendirir. Değerli olanı değersiz üzerinden temellendirir. Ve zamanı ele aldığında geçmiş ve şimdi varsa bunu geçmiş var, şimdi var, o halde gelecek var diye temellendirmez. Dikkat buyurunuz. Bunun temeline geleceği koyar. Bir gelecek olduğu için şimdi ve geçmişin olduğunu söyler. Çok önemli bir felsefi yaklaşımdır. Onun için de hayatı ölümle temellendirir. Hayatı anlamak için ölmenin zorunluluğundan, ölmekle temellendirir. Bu Heideggerian bir bakış açısıyla baktığımızda satranç örneğini vermek istiyorum müsaadenizle. Varlık, Tanrı ve insan özgürlüğü üzerinden konuyu konuştuğumuzda bu son derece önem arz eden bir durum. Mesela bir satranç oyununda önemli olan, değil mi? Önemli olan şeyler var. Mesela şah, vezir, fil, kale vesaire, değil mi? Bunlar çok önemli. Ama Heideggerian bakış açısıyla baktığımızda bu önemli olanların hepsinin önemini piyon üzerinden temellendirmek zorundayız. Neden? Piyon olmadan onların hiçbirinin anlamı yoktur. Piyon olmaksızın bir satranç oyunu oluşamaz. Öyleyse şimdi bu piyonu değerli mi kılar, değersiz mi kılar? Piyon olmadan bir şahtan, bir vezirden söz edebilir miyiz? Hayır. Peki bu piyonu önemsiz mi kılar? Hayır. Öyleyse burada şöyle bir şey var. Tanrı'nın mutlaklığı ve özgürlüğünün mutlaklığının yanında insanı değersiz kılan, önemsiz kılan bir bakış açısıyla baktığınızda insan önemsizdir. Ne değeri var ki diye bakabilirsiniz. Ama öyle değil. Az sonra da üzerinde duracağımız üzere Tanrı'nın önemi insanın öneminden geliyor. Dikkat buyurunuz. Daha önceki derslerimde de söyledim. Tanrı insan değersiz olduğunda değerli değildir. İnsan Tanrı'nın eseridir.
İnsan değerli olduğunda değerlidir. İnsan büyük olduğunda Tanrı büyüktür. Onun için tasavvuf insanı kamile vurgu yapar. Az sonra konuşacağım. Ve Tanrı insan özgür olduğunda Tanrı'dır. Bu itibarla varlığa değerli değersiz ikilemi ve dualizmi üzerinden baktığımızda bu Hegelci ve Heideggerian bakış açısından biraz sonra bizim Sufi geleneğe, Hermetik geleneğe de atıfta bulunacağım. Baktığımızda burada aslında değerli olanın değerinin temelinde değersiz dediğimiz tırnak içinde etimolojik olarak ve epistemolojik olarak değersiz dediğimiz şey bulunduğu için ve değerli olan bu değersiz olanın üzerine kendini inşa edip temellendirdiği için en az onun kadar değerlidir. Onun için İbn Arabi'nin felsefesinde ve tasavvufunda Firavun Musa kadar önemlidir. Şimdi buradan baktığımızda neden İbn Arabi geleneğinde ve tabii ki daha önceki tüm tasavvufi geleneklerimizde ve daha önceki işte Platon'dan başlattığımız tüm o efendim hermetik, gnostik ve işraki neoplatonik gelenekte gözlemlediğimiz, çok net bir biçimde gözlemlediğimiz insanı kamile olan vurgu, Tanrı'nın kendisini insanı kamil olarak efendim ifşa ettiğini, insanı kamil Tanrı'nın tamamıyla, bütünüyle bir aynada yansımasından ibarettir denilen yaklaşım budur. Böyle olduğunda insan, Tanrı ne kadar özgürse o kadar özgür hale gelir. Ve insan silik olmaz. Bu itibarla az sonra da vurgulayacağım üzere insanın özgürlüğü ve önemi Tanrı'nın özgürlüğü ve öneminin zeminidir. Şimdi dikkat buyurunuz, İbn Arabi üzerinden konuyu müsaadenizle netleştireyim. İbn Arabi merhum ruhu şad olsun. La mevcude illa hu der. Tabii bu cümle üzerine onlarca ders yapmak mümkündür. Ama bugünkü konum açısından sadece belli bir yönle temas etmekle iktifa edeceğim. Kısmet olur da ileride bir gün Seyit Hüseyin Nasır okumaları yapmayı düşünüyorum. Onun üzerinden bu hususlara da temas etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak lütfeder, imkan bulursam tabii. La mevcude illahu. Bakın. Varlık sadece ondan ibarettir. Bu insanı değersiz mi kılar? Yoksa la diyen kim? İnsan. La diyen insandır. Sadece sen varsın dediği Tanrı'ya varlık veren insandır. Dikkat buyurunuz. Yegane varlık olduğunu söyleyen insandır. Şimdi bu cümleyi tersinden okuyalım. Huve Tanrı insanı var etti. İnsana o kadar değer verdi ki insandan başka hiçbir varlığın taşıyamayacağı şeyi ona yükledi ve bu insan Tanrı'nın başka hiçbir varlığın gerçekleştiremeyeceği anlamda yegane aynası olunca, Tanrı'nın aynası olunca, bu aynada Tanrı kendinde ne ise o olarak adeta zuhur ettiği için bunun farkında olan, kendisinde kimin zuhur ettiğinin farkında olan insan dile geldi ve la mevcu dedi.
senden başka tanrı yok. Onu diyebilmek nasıl bir özgürlük gerektirir biliyor musunuz? Tüm varlığı, kendi varlığı da dahil yok sayma özgürlüğünü bir düşünebiliyor musunuz? Tasavvuftaki özgürlük bakın. Tüm sufi gelenekte la mevcude illahu da varlığı bütünüyle ona tahsis etmek, sadece sen varsın demek insanı ne kadar büyük kılar, ne kadar özgür kılar. İşte insanın Tanrı'nın sureti ve Tanrı'nın ayna olmasının anlamı da budur. Onun için sufi gelenekte bir özgürlük sorunu yoktur. Mutasavvıfların hiçbir özgürlük problemi yok. Akif merhumun şiirinde de okudum. Evren onun celali, cemali, tecellis. Celalin, değil mi? Ne diyor? Celalinden gelse cefa, cemalinden gelse safa. İkisi de cana minnet, safa. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyor. Bakın. Lütuf, kahır aynı şeydir. Ve Arif onu seyreder diyor, değil mi? Zannetme ki gayreyler, Arif onu seyreyler. Lütfu da hoş, kahrı da hoş. Lütuf da o, kahır da o. Bütün bunları birlemek, teklemek, oradaki vahdeti, birliği görebilmek ve kendi varlığından vazgeçebilmek. Senin varlığın adına kendi varlığımdan vazgeçiyorum demek, insan için o kadar büyük, o kadar önemli bir şeydir ki, bunun mükafatı olarak Tanrı, ben kendi varlığıma mukabil seni yaratıyorum, seni var ediyorum da teşekkür etmiştir. Heideggerian bir okumayla söyleyeyim. Tanrı insanı, İnsan la mevcude illahu diyeceği için var etmiştir. Onun için insanın değer ve önemi çok muhteşem bir şeydir. İnanılmaz bir şeydir. Bu itibarla sufi geleneğimizde, tasavvuf geleneğimizde, tüm o hermetik, gnostik gelenekte, her ne kadar Cabir okumalarında konuşacağız, Cabir'iyle aynı fikirde değilim bu konuda. Cabir okumalarında da bunu paylaşacağım inşallah. Dolayısıyla böyle bir perspektifte, Tanrı'nın kendisini ifşa ettiği bir perspektifte her şey odur, her şey güzeldir, her şey yerindedir vesairedir. Şimdi kaç oldu müsaadenizle? Yukarıya bakalım. 1, 2, 3. Evet. Dördüncü maddemize. Dördüncü maddemize gelelim. Evet. Onun şeyini de buradan çekelim. Şöyle getirelim. Dördüncü maddemiz dinler ve dini metinler. Dinler, dini metinler. Yani vahiy. Dinlerde ve dini metinlerde özgürlük meselesi sorunu. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, tüm dinler insanı Allah'a imana çağırır. Allah'a imanın davet edildiği tüm dinlerde bir ahiret inancı şu ya da bu şekilde vardır. Bu iki inancın zorunlu gereği vahide insanın sınav olduğu vurgulanır. İnsan sınav olmaktadır. Bu tüm dinlerin dini söylemin ana tezi budur. Allah insanı sınamak için yaratmıştır. Bu sınavın cevap kağıtları mahşerde okunacak.
alınan notlara göre insanlar muamele görecek. Özü budur. Dini davet dediğimizde konunun özü budur. Başka bir şey yok. Peki konunun özü bu olduğuna göre o halde. Daha önceki tüm 3 videoda yapmış olduğum konuşmalardan hareket ederek söyleyeyim. İnsanın sınav olması, sınav zorunlu olarak özgürlüğü gerektirir. Özgürlük aleyhine her söylem sınavın iptali demektir. Bu kadar nettir. İnsan özgürlüğünü iptal eden her söylem dinlerin tüm söylemini iptal eder. Onun için dinin yorumlanmasında, Eş'ari gelenekte olduğu gibi, dinin yorumlanmasında ve dinin metinlerinin ve vahyin anlamlandırılmasında insan özgürlüğünün reddi deizm ve ateizmi güçlendirmekten başka bir şeye yaramaz. Onları güçlendirir. Öyleyse temel bir ilke olarak tüm dini metinler vahiy bu ilke üzerinden okunmalıdır. Bu ilke üzerinden okunmalı. Nedir bu ilke? Hayat bir sınavdır, insan özgürdür. Ve dini hiçbir söylem, hiçbir ayet, hiçbir sure, hiçbir dini metin bu ilkeyle çelişik olarak anlamlandırılamaz. Bunu müsaadenizle farklı bir şekilde yazayım. Hiçbir vahiy, hiçbir dini metin bu temel ilkeyle çelişecek şekilde anlaşılamaz. O halde dinler, dini metinler insan özgürlüğünü ortadan kaldıramaz. Tam aksine tüm dinler ve dini metinler insanın özgür oluşunun teminatı olmak zorundadır. İnsanın özgürlüğünün teminatı olmak durumundadır. Bunu ihlal edecek her türlü yaklaşım ve yorum deizm ve ateizmin lehine bir tavırdır. Eğer biz dinlerin ve dini metinlerin insan için bir rehber olarak hayatiyetlerini sürdürmelerini istiyorsak, bizim tüm teolog arkadaşlar, akademisyenler ve meslektaşlarım için söylüyorum, dini metinleri insanın özgür oluşu üzerinden okumak ve insanın özgür oluşu üzerinden değerlendirmek zorundadır. Bunun başka hiçbir alternatifi ya da karşıtı olamaz. Değerli izleyenler, madem ki böyledir ve durum bu anlamda son derece önem arz etmektedir. O halde şöyle söyleyeyim. Dinler ve dini metinler Tanrı merkeze alınarak değil. Hasan Hanefi'nin de merhum bir ömür boyu vurguladığı, az önce İbn Arabi'de tasavvuf geleneğimizde de vurgulanan, ifade etmeye çalıştığım gibi,
insan merkezli okunmalıdır. Bence geleneğimizin en büyük ihmal ettiği alan budur. Evet. Tanrı'yı önemli kılalım derken insanı mahvetmişiz. Tanrı'nın bizim onu önemli kılmamıza bir ihtiyacı yok ki. Tanrı zaten önemin kendisidir, değerin kendisidir, varlığın kendisidir, kudretin kendisidir, her şeyin kendisidir. Biz tüm insanlık sabahtan akşama bütün ömrümüz boyu Tanrı yoktur, Tanrı değersizdir, Tanrı şöyledir, böyledir desek bile kendinde şey olarak Tanrı'ya ne olur? Hiçbir şey olmaz. Peki tüm insanlık sabahtan akşama Allah dese, yemese, içmese, Allah en büyüktür, Allah şöyledir, Allah böyledir dese, haşa. Allah kendinde şey olarak Allah, daha iyi, daha güçlü, daha makbul, kıymetli bir Allah mı olur, haşa? Tanrı değişen bir şey değil, etkilenen bir şey değil. Değişebilen, etkilenebilen varlık olarak insan burada önemli. İnsanı önemli kılar, insan önemlidir, insan önemlidir, insan önemlidir bir söyleme dönüştürürsek, bir gün önemli insanların yaşadığı bir dünyayı kurma şansımız var. Ama akşama kadar insanlıktan dert yanıyoruz, değil mi? Güvenecek insan kalmadı, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ve ne kötü durumda insanlardan, eylemlerinden söz ediyoruz. Böyle olunca zaten insanı bu insan dışı kötülüğe yönlendiren bizim ona bakış açımız oluyor. Onun için insan önemsiz görüldüğünde, değersiz görüldüğünde değerli bir dünyayı inşa edemeyiz. İnsan değerli görüldüğünde, insan önemli görüldüğünde, insan varlığın merkezine konulduğunda, tüm vahiy ve dinler insan merkezi üzerinden ve insan üzerinden okunduğunda ki dinler, vahiy, peygamber hepsi insan içindir. Satranç oyununa yeniden dönelim. Tanrı, peygamber, kitap, melek vesaire aklımıza ne kadar gelen şey varsa insan dışında ve insanda piyon olarak koyalım satranç tahtasına. Bunların hepsi yine piyon için var. Ve bu piyonun önemsiz olduğunu göstermez. Piyonu değersizleştirerek diğerlerini değerli kılamayız. Diğerlerini korumak için piyonu feda ettiğinizde piyon değersiz olmaz. Yine Heidegger'yen bir bakışla ölümü anlattığı yerde altını çizdiği gibi. Ölmek hayatın ve yaşamın anlamını keşfetmektir. Önemli olmaktır. Bir veziri, bir şahı, bir atı, bir piyonu, bir kaleyi korumak üzerine bir piyonu feda etmek, bir piyonun kendini feda etmesi herhangisi için feda olmuşsa onun değerinin temeli olur. O değerini bu piyonun fedası üzerine inşa eder. Onun için yine ruhunu şad ederek adını anmak istiyorum. Hasan Hanefi'ye vurgu yapıyorum. Çünkü insanı merkeze koymalıyız. İnsanı. İnsanı merkeze alan bir bakış açısından bakmalıyız ve insanı merkeze alan bir bakış açısından baktığımızda o zaman insan asıldır.
insan asıldır. İnsan asıl olduğu için tüm asılların kaynağı Tanrı işte bunun üzerine zuhur eder. İnsan asıl olmadığında, esas ve öz olmadığında değil. Bunun için insanın özgürlüğü, bunun için insanın eylemi, bunun için insanın tefekkürü, bunun için insanın inancı, kaderi, ilahi bir senaryo olmaktan çıkarır. Çünkü Tanrı insan için şu maddeleri, özgürlüğü, eylemi, tefekkürü, inancı vesaireyi bunları belirlediğinde önemli bir şey yapmış olmaz. Bu saydığımız tüm maddeleri insan kendisi için yazılmış bir senaryo değil, kendisinin yazdığı bir senaryo olarak gerçekleştirdiğinde Tanrı Allahu Ekber, Tanrı işte o büyüktür. Onun için şuraya şöyle yazalım. Tanrı'nın özgürlüğü Tanrı'nın büyüklüğü, Tanrı'nın önemi insana onun özgürlüğüne, önemine yöneliktir. Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin. Ülkemizin çok değerli mütefekkiri Dücane Cündoğlu Üstad'ın çok sevdiğim bir mottosu var. Der ki, Tanrı'ya inanmak elbette önemli bir şey. İnanmak çok önemli bir şey. Ama asıl olan Tanrı'nın inandığı bir insan olmak. İşte bu tam anlattıklarıma özgü bir söylemi çerçeveliyor. Biz kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti, la ilahe illallah demeyi İslam'ın ne kadar vurguluyor, değil mi? Ne kadar önemli kelime-i şehadet. La ilahe illallah, her biri ne kadar önemli. Allah'a iman ne kadar önemli. İşte bütün bunların önemi Tanrı'nın da bizi önemli kılması, önemli görmesi, Tanrı katında önemli hale bizi getirdiğinde önemlidir. Ben ona inanıyorum. Peki, o benim bana lütfettiği bu, hiçbir varlığa vermediği özgürlüğü, tam da onun istediği, arzuladığı, beklediği istikamette kullanabileceğime inanıyor mu? Görüyor mu? Asıl mesele bu. İşte bunu bizim göstermemiz, kulluk budur. Bunu göstermemiz lazım. Bunu ortaya koymamız lazım ve bunu efendim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onun için bir kere daha müsaadenizle vurgulamak istiyorum. Kader, sığındığımız, sorumluluktan kaçtığımız, her şeyi Allah'a fatura ettiğimiz
bir inanç olmamalıdır. Bu şekilde bir algıyla kader, Allah'ın bizi yaratmadaki tüm hedefini olumsuz etkiler. Ama biz kaderi bu sohbetlerimizin tamamında vurguladığımız gibi, Tanrı'nın insanı başka hiçbir varlıkta gerçekleştirmediği üzere bir amacını ve hikmetini gerçekleştireceği bir varlık olarak konumlarsak ve kaderi insanın başka hiçbir varlıkta gerçekleşmeyecek kadar muhteşem şeyleri gerçekleştirmesini mümkün kılan bir varlık yazılımı, varoluş yazılımı olarak, ki biz buna sünnetullah dedik biliyorsunuz, varlık yazılımı, varoluşsal bir yazılım olarak görürsek, bu yazılım bizi bir senaryonun mahkumu kılmaz. Bize istediğimiz senaryoyu yazmanın inanılmaz imkanlarını açar ve ey insan buyur istediğini yaz, oyna der. Senaryo senin, oyuncu sensin, oyna. Ama bu senaryo ve oyunu niye yazıp böyle oynadığını sana soracağım. İşte kadere böyle baktığımızda, kader ne bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir şey olur, ne ikide bir sığındığımız, sorumluluktan kaçıp her şeyi ona fatura ettiğimiz bir efendim, tabir yerindeyse şamar oğlanı haline gelir. Bilakis bize biz olmayı sağlayacak, insanı kamil olma imkanına kavuşturacak bir ilahi destek haline gelir. Bir ilahi tavır, bir sünnetullah haline gelir. Efendim, yine sizi yordum ama konuyu zihnimde evirip çevirirken böyle bir sohbete ve derse de ihtiyaç olduğunu ya da olabileceğini düşündüm. Umut ederim bu düşüncemde bana katılmışsınızdır ve yine umut ederim bu başınızı ağrıttığım konuşmam ve sohbetim sizin için de faydalı ve yararlı olmuştur. Tekrar görüşünceye kadar başka bir derste hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.